Nihat Yaycı, askerliği döneminde özellikle 15 Temmuz'dan sonra ordunun içindeki FETÖ mensuplarının ayıklanması için özel bir sistem geliştirmiş. Bunun adına kamuoyunda FETÖ-metre denilmiş ve onlarca yüzlerce ordunun içine sızmış örgüt mensubunun atılmasına imkan sağlayan bu sistemi oturtmuştu. Emekliliğinden sonra ise buraya, Bahçeşehir Üniversitesi'ne geldi ve Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'ni kurdu ve burada da özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarıyla ilgili daha önceden yaptığı çalışmaları bu sefer sivil hayatında devam ettirmeye başlandı. Sadece Türk'ün Türkiye propagandası olarak değil, İsrail'de, Yunanistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı dillerde bu Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki merkez bir anlamda kamu diplomasisinin bambaşka bir ayağını yürütüyor diyebiliriz. Bağımsız bir şekilde bir sivil toplum kuruluşu olarak vatana, millete hizmete devam ediyor. Sayın Cihat Yaycı ile çok uzun zamandır emekli olduğundan beri görüşmeye çalışıyorduk. Çok teşekkür ederim Ben Cihat Bey. teşekkür Sağ ederim. olun, Ben teşekkür programımıza ederim efendim. katılıyorsunuz. Sayın Cihat Yaycı ile Yunanistan, Doğu Akdeniz, İsrail meselesini biraz daha masaya yatıralım. Hatta zamanımız kalırsa da yeni anayasa tartışmalarına da değinelim istiyorum. İlk olarak önümüzdeki günlerde Yunanistan'la 62. kez masaya oturacağız ve de yine Doğu Akdeniz meselesini konuşacağız. Ben artık bunu Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak görüyorum. Yani Yunanistan böyle hep mi böyleydi? Sonradan mı böyle oldu? Yani bu Mitsotakis döneminde mi böyle bir şeye girdik? Tam emin olamıyorum ondan da. Fakat Doğu Akdeniz'deki hak arayışları, Türkiye'yi kendi içine hapsetmeye çalışmaları, sahipsiz kayalıkları sahiplenmeleri, askerleştirmeleri, normalde silahsızlandırılması gereken adaları silahlandırıp bir de üzerine biz bunları zaten tartışmayız, bunlar bizim tartışacak konumuz değil şeklinde şeyleri ve bir de sürekli arkadan gel Fransa, gel Almanya, bak işte Türkiye bana ne yaptı, bak görüyor musun diye şikayet etmeleri beni bu noktaya getirdi. Ki ben hani Yunanistan'da çok güzel arkadaşlarım var, çok da sevdiğim bir ülke, insanıyla, doğasıyla, adasıyla, yani son derece böyle gitmekten de zevk aldığım bir yer. Ne oldu? Yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki bu kara kedi neden girdi? Bütün bunu siz büyük resmi konuşalım bir. Ne oluyor şu anda iki ülke arasında? Şimdi bizim öncelikle Cüneyt Bey, Yunanistan'ı çok iyi analiz etmemiz lazım. Yunanistan normal bir devlet değil. Kuruluşundan itibaren normal bir devlet değil. Yani 1821'de Mora isyanının başarıya ulaşma sürecinden itibaren bugüne kadar topraklarını sürekli büyük devletlerin yardımıyla genişleten, kimin topraklarından alarak genişleten? Hep Türkiye'nin topraklarından. Bakın, tekrar söylüyorum, Osmanlı Devleti'ni de Türkiye olarak sayıyorum. Yani neticede biz halifeyiz. Yunanistan 5 kere toprak genişletmiştir, ülkesini genişletmiştir. 5'inde de savaşta yenilmiş olmasına rağmen genişletmiştir. Peki bu genişlettiği toprakları kimden almıştır? Hepsini Türkiye'den almıştır. Şimdi altıncısını yapıyor. Şimdi altıncısında sıra. Yunanistan'ın Megali İda denilen bir iddiası vardır. Fikri vardır. Büyük ideal. Büyük ideal ne? Büyük ideal ne? Şimdi onu bir kere çok iyi anlamamız lazım. Bundan vazgeçmiyorlar. İstanbul'un Yunanistan'a bağlanması, bütün Trakya'nın Yunanistan'a bağlanması, Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bağlanması, Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması, Ege'deki tüm adaların, Adalar Denizi'ndeki tüm adaların Yunanistan'a bağlanması. Şimdi bakın, Trakya'nın yarısını aldılar mı? Aldılar. Kıbrıs adasını 1954'ten itibaren Enosis planı çerçevesinde Yunanistan'a bağlamak istiyorlar mı? İstiyorlar. Daha dün Yunan Dışişleri Bakanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Kıbrıs Helenizm'den bahsetti. Bizim amacımız Kıbrıs Helenizmi. Kıbrıs Helenizmi demek şu demek: Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması demek. Yunanlaştırılması demektir. Şimdi biz bunların hiçbir tanesini duymazdan geliyoruz. Bize bunlar yansıtılmıyor. Efendim, Ege'deki Adalar Denizi'ndeki adaların tümünün, zaten iki tanesi hariç, bir de bu Yunanistan anlaşmalarla devredilmeyen adacık kayalıklar var. Onun haricindekilerin hepsine Yunanistan hukuken çökmüş vaziyette. Bir de kendisine devredilmeyen 152
adet adacık kayalığa da hukuksuz olarak çökmüş vaziyette. Şimdi bu kayalıklar deyince insanlar gözünde canlandıramıyor. Yani büyük adanın iki katı, üç katı büyük kayalıklardan bahsediyoruz. Tabii, bunlar tabii. Ada aslında yani şeyde. Ya bakın şöyle Cüneyt Bey, biz bir kere çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bizim bir kere şu kafayı değiştirmemiz lazım. Biz kayalık diyoruz. O isimlendirme Egaydak olduğu için ben bunu söylüyorum. Kardak da bir kayalık değil mi? Kardak kayalığı. Herkesin aklında Kardak kayalığı var. Kardak kayalığının büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? 40 dönüm. Bir tane, sadece o iki küçük adanın büyüklüğü 40 dönüm. Bir tanesinin 40 dönüm. 40 dönüm. Ve biz buna kayalık diyoruz. Güney Çin Denizi'nde Recife ayakları suda, Çin askerleri 1000 deniz mili ötede, yani 2000 kilometreye yakın, 1852 kilometre ötede ülkelerinden, ayaklarında çizme, sırtlarında can yeleği, Recife'in üzerine sınır taşı dikmişler ve o sınır taşının üzerine iki kişi nöbet tutuyorlar 7-24. 7-24 ve ona diyorlar ki Spratly Adası diyorlar. Ayakları suda. Peki ben biz buna kayalık Bey, diyoruz. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Bunlar adım adım adım, şimdi ben de Bodrum'da yaşıyorum yazdım. Evet. Görüyorum yani. Her yaz bir şey görüyorum yani. Bir mesela böyle gittiğiniz zaman işte bakıyorsunuz bir gün böyle bir taş geçiyor. Öbürsü gün bir oraya bayrak çiziliyor. Bir bakıyorum bir nöbet kulübesi koyulmuş. Bayağı ada adım 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 silahlandırıldı. Hem çöktüler hem de silahlandırdılar. Türkiye neden sustu? Neden susuyor? Şimdi bakın, önce şunu söyleyeyim. Sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'nin, bence Türkiye şu politikadan, şu stratejiden vazgeçmeli. Türkiye neye benziyor biliyor musunuz? Kalesinde duruyor. Birisi şut çekiyor sürekli. Tak oraya zıplıyorsunuz. Tak buraya zıplıyorsunuz. Kaleme gol girmesin diye. Bir karşı tarafa geçelim ya. Bir karşı tarafa geçelim. Bir şut çekelim. Şimdi Yunanistan dediğiniz gibi adaları sahipleniyor. Sahiplendi. Gayri askeri statüdeki 23 adanın 23'ünü de anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdı ve askerileştirdi. Egemenlik devir şartı ortadan kalktı. Gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilmiş adaları. Bir de Miçio Takis'in ben geçen gün bir açıklamasına denk geldim. Diyor ki biz bu konuları zaten tartışmayız bile Türkiye'de. Tabii. Nasıl tartışmazsınız yani, bu hakkınız değil ki, gasp ettiğiniz bir şey, yasada olmayan bir şey. Bu bakın, bizim zaten müzakerede şunu yapmamız lazım ki yapıldığını düşünüyorum, umuyorum. Yunanistan hep şunu yapıyor. Ben istediğimi konuşurum, istemediğimi konuşmam. Ben sadece Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi konuşacağım. Başka hiçbir şeyi konuşmam. Ben başka bir sorun kabul etmiyorum. Çünkü bunların hepsi benim egemenlik hakkım. Ne Egaydakları konuşurum, yani bana devredilmemiş olmasına rağmen üzerine konduğum adaları konuşurum. Ne silahlandırdığım, askerileştirdiğim adaları konuşurum. Ne karasuların ötesinde ilan ettiğim hava sahasını konuşurum. Bunlar benim egemenlik hakkım. Ben Türkiye ile bunları tartışmam. O zaman Türkiye Doğu Akdeniz'de hiç kıyısı olmayan, bakın sakın şöyle düşünmeyin ya, Rodos da var, Girit de var. Bunlar Yunanistan Türkiye gibi bir yarımada devletidir. Adaları olan bir yarımada devletidir. Yunanistan bir adalar devleti değildir. Yani adalar devleti derken Filipinler, Endonezya, Japonya gibi adalar devleti değildir. Sınırları adaların etrafından çekilmez. Sınırları, bütün deniz yetki alanları ana karasına göre hesaplanır. Çünkü bütün bu adalar ana karanın kıta sahanlığındadır. Ya Anadolu'nun kıta sahanlığındadır ya Yunanistan'ın kıta sahanlığındadır. O yüzden bu adaların ayrıca bir deniz yetki alanı olması karasuları haricinde mümkün değildir. Dünyada da bunun başka bir örneği yoktur. Şimdi Türkiye bunu konuşmamalıdır Doğu Akdeniz'de. Neden? Çünkü Yunanistan'ın kendi tezleriyle, bakın tekrar karşı yarı sahaya geçiyorum. Öyle söylenmesi. Yunanistan'ın
Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne bildirdiği ve kendi siyasetinin bir gerçeği olarak Meis Adası dahil, bakın Meis nerede? Kaş'ta. Göz göre göre Doğu Akdeniz'de değil mi? Meis Adası dahil tüm adalarının Ege'de, Adalar Denizi'nde olduğunu söyler. Yazar. Resmi belgedir bu. O zaman birisinin dönüp şunu söylemesi lazım. Ya kardeşim, sen zaten kendin Doğu Akdeniz'de adan olmadığını söylüyorsun. Zaten onların olsa da bir şey olmaz da olmadığını söylüyorsun. Gelip benden pay istiyorsun. Evet. Şimdi oraya gelmeden önce, biraz önce orada kaldık, dağılmasın. Yunanistan diyor ki 62. kez yine masaya oturacağız. Ben bunları konuşmuyorum diyor. Yani konuşmayacağım diyor. E şimdi bu çok tuhaf bir durum değil mi? Tabii. Yani Türkiye'de oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Artık böyle geçtiğimiz günlerde Erdoğan rest çekti. Artık yeter tabii, ya dedi. Tabii. Bu şımarıklık dedi tabii. Yani. Böyle bir üslup mu olur, biz de onların anlayacağı dilden konuşacağız dedi. Ben anlamadım, hangi dilden konuşacak? Şimdi şöyle bakın. Orada şunu söylüyor. Mitsotakis'in söylediği söz çok ağır bir söz aslında. Diyor ki eğer Avrupa Birliği ile ve Amerika ile ilişkilerini düzeltmek istiyorsa Türkiye bizimle iyi geçinmek zorunda diyor. Yani bizim istediğimizi kabul etmek zorunda diyor. Ya sen kimsin? Koskoca Türkiye'yi nasıl diyorsun? Nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Yani ben görüşeceğim konuyu görüşeceğim. Sen de benim dediğimi kabul edeceksin. Şimdi hep başından beri şunu söylüyorum bakın. Bizim şu kafa yapımızı bir değiştirmemiz lazım. Ya alıp bunu bir kenara koymamız lazım. Başka bir hakikaten mantıklı, kendine güvenen kafa yapısıyla bu diplomasiyi yürütmemiz lazım. Peki ne yapılabilir mesela? Şimdi bakın. Yani mesela diyorsunuz ya biz kaleciyiz. Evet. Kaleden çıkalım mesela, çıktık Libya'ya gittik, bir anlaşma yaptık değil mi? Harika. Libya anlaşması harika. Bir kontratak ve gol yani Doğu Akdeniz'e. Tabii. Mesela bu Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ne yapılabilir bu kilit halindeki mesele? Şimdi bakın ne yapılabilir? Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Bir konuyu daha önceden de konuşmuştuk hatırlarsınız. Bir olguyu sorun olarak tanımlarken çok iyi düşünmek lazım. Tekrar söylüyorum. Bir olguyu sorun olarak tanımlarken çok iyi düşünmek lazım. Çünkü sorun olarak bir olguyu ortaya koyarsanız, o zaman insan aklı ve devlet aklı arkasından çözüm ne olacak sorusunu getirir. Ve çözüm için uğraşırsınız. Eğer siz karşı tarafın taleplerini sorun olarak tanımlarsanız çözüm karşı tarafın taleplerinin ne kadarının karşılanacağı olur. Siz baştan kaybediyorsunuz demektir. Adalar Denizi'nde yani Ege'de sorun yoktur. Bir kere bunun altını çizelim. Ege'de Yunanistan talepleri vardır. Yunanistan talepleri sorun olarak algılanmaması lazım. Ama oldu bittileri var. Askerle o zaman çıkartmış. O zaman şöyle olacak. O zaman silahlandırmış. Şöyle, tabii o zaman şöyle olacak. Bakın diplomasi ve hukuk kullanılacak. Biz şimdi diplomasi ve hukuku Yunanlıyı daha örnek alalım yani şöyle. Bakın biraz önce ne söyledik? Adaları silahlandırdılar. Askerileştirdi. Adalarda çok ağır silahlar var. Türkiye Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın karşısında Türkiye'den başka bir devlet var mı? Yok. Yok. Peki bu adalar taş atım mesafesinde mi? Bodrum'da taş atım mesafesinde. Evet. Doğru mu? Tabii. Doğru. Peki Türkiye ve Yunanistan NATO müttefiki mi? Evet. Bugüne kadar Türkiye Yunanistan'ın herhangi bir adasına çıktı, herhangi bir adasını bombaladı, herhangi bir adasında sabotaj falan yaptı mı? Hayır. Hayır. Türkiye herhangi bir adaya, Midilli'ye, Sakız'a, Bindemdere'ye tehdit etti mi? Hayır. Abluk uyguladı mı? Hayır. Hayır. Peki o zaman niye silahlandırıyorsun? Neden sizce? Neden? Çünkü Türkiye'yi tehdit ediyorsun. Çünkü şu demek bu. Türkiye'de Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit etmesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye Yunanistan'ı bir tehdit olarak da görmüyor aslında. Yunanistan Türkiye için hakikaten küçük bir devlettir. Ama diplomaside böyle düşünmeyeceksiniz. Diplomaside bunu bu konularda ki tezlerinizi öne sürerken bu tezler sizi güçsüz kılmaz, haklı kılar. Nasıl haklı kılar? Diyeceksiniz ki Yunanistan ne diyor? Türkiye agresif bir devlet diyor. Türkiye agresif bir devlet. Türkiye şöyle yapıyor. Türkiye bizi tehdit ediyor. Ya bizimkiler de çıkıp şunu söylesin. Bu adaları silahlandırarak, askerileştirerek Türkiye'yi tehdit ediyor. Ben bunlara bir şey yapmadım ki.
Demek ki benim bir zayıf anımda Türkiye'yi istila edecekler. Ya nereden çıkartıyorsun bunu? Ben çıkartmıyorum. Tarih bunu böyle gösteriyor. 1821'den beri böyle megali iddiaları var. Peki sizce böyle bir ihtimal var mı? Bu her zaman var. Yani bu silahlandırma savunma amaçlı bir silahlandırma mı? Hayır, yoksa hücum amaçlı? Hücum amaçlı tabii. Hücum amaçlı. Niye savunma amaçlı olsun? Ben böyle hiç düşünmemiştim. Tabii, niye savunma İlk amaçlı? Ben bu tabii, böyle bakış açısıyla bakıyorum tabii, şimdi. Niye savunma amaçlı olsun? Yani neyi savunacak? Türkiye'nin bir tehdidi mi var? Bodrum'da ne askeri birliğimiz var bizim? Hiç. Oteller moteller var. Etrafı silah dolu. Yunan adalarının. İçi silah dolu. Yani siz diyorsunuz ki bu silahlandırmayı sadece savunma olarak Türkiye'den toplara için değil. Bir kere Türkiye'ye yarın bir gün saldırmayı da düşünürler. Tabii Türkiye'nin 15 Temmuz başarılı olsaydı ve Türkiye'de bir kargaşa çıksaydı olmama ihtimali var mıydı sizce? Müdahale ederler miydi? Ederlerdi tabii. Yani Türkiye'de 3-4 günlük bir iç savaş çıksa biz tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde gördüğümüz gibi Yunan askerini Türkiye'de görebilirdik. Bakın diyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Ben siyasetten uzağım. Siyasete de asla girmem. Yani iç siyaset falan A partisi, B partisi falan beni hiç enteres etmez. Onu söyleyeyim. Ben saf bir vatanperver olarak görüyorum kendimi. Şimdi burada 15 Temmuz'un amacı mevcut iktidar değildi. 15 Temmuz'un amacı mevcut iktidar istekleri yerine getirmediği için ya da devlet ele geçirilemediği için, devlet ele geçirilecekti ama istenilen şekilde değil, bir takoz konulduğu için bu devleti ele geçirip projelerini hayata geçirmek içindi. Bunu bir örgüt yapmadı. Başında da konuştuk. Örgütün arkasında bir üst akıl var dedik. Üst akıl bölgede ne istiyor? Bölgede bir Kürt devletinin kurulmasını istiyor. Üst akıl açıkça Kıbrıs konusunda Yunanistan'a bağlanmasını istiyor. Üst akıl Kıbrıs'ta Türklerin olmamasını istiyor. Üst akıl İstanbul'un özerk bir yer olmasını istiyor. Üst akıl Patrikhane'nin ekümenik olmasını ve buranın bir Vatikan gibi olmasını istiyor. Üst akıl Türkiye'nin parçalanmasını, bölüm bölüm parçalanmasını istiyor. Türkiye'nin eyaletler şekline bölünmesini, Ermenistan'ın hak iddiasının hayata geçirmesini istiyor. Hala istiyor mu? Tabii, ya her zaman istiyorlar. Onun için